Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kazanım kavramı 32. testteyiz. Destek ve hareket sistemi ile ilgili sorularımıza bakalım. Birinci soruda diyor ki insana ait uyluk kemiği şekli şematik olarak gösterilmektedir. Aslında arkadaşlar burada uyluk kemiği dediği uzun kemik. Uzun kemiğin yapısından bahsediyor bize. Diyor ki yukarıda belirtilen kısımlarla ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyorum. Bakın burada ilk önce belirtilen yerlerin isimlerini yazalım. Daha sonra sorumuzu cevaplayalım. Arkadaşlar burada X ile belirtilen sıkı kemik dokudur. Y ile belirtilen süngerimsi kemik dokudur. Burada Z bakın şöyle Z arkadaşlar periostur. Yani periost nedir? Periost kemiğin dışını saran kemik zarıdır. Yine e, Q ile belirtilen kısım arkadaşlar sarı kemikliğidir. Sarı kemikliği. Burada T de büyük ihtimal yine sıkı kemik dokudan ya da şuradaki X arkadaşlar şey olarak da alabiliriz. Şöyle sileyim. Eklem bölgesi olarak da alabiliriz arkadaşlar. X'e eklem bölgesi diyelim. Şöyle eklem bölgesi. T ye de sıkı kemik doku diyelim. Şimdi diyor ki buna göre yargılarından hangisi yanlıştır? X diyor kemiklerin birbirine sürtünüp aşınmasını önleyen eklem kıkırdağıdır. Evet arkadaşlar, eklem kıkırdağı kemiklerin sürtünüp aşınmasını engeller. Doğru. Q sadece uzun kemiklerde bulunan sarı kemikliğidir Doğrudur arkadaşlar. Sadece uzun kemiklerde bulunur sarı kemikiliği. Y içerisinde bulunan kırmızı kemik kan üretimini sağlar. Evet, Y'nin yani süngerimsi kemik dokunun içinde kırmızı kemik bulunur ve kan hücrelerini üretir arkadaşlar. Doğrudur. T sert doku olup yani sıkı kemik doku olup Havers ve Walkman kanallarının e, bu, kanallarını bulundurur. Doğrudur arkadaşlar bu da. Z bütün kemiklerde kemiğin boyuna büyümesini sağlayan periyostur. Şimdi bakın Z'nin periyost olduğu doğru ama kemiğin boyuna büyümesini sağlamaz. Enine büyümesini, e, bakım ve onarımını sağlar arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Diğer sorumuza gelelim. İnsan kemiklerinde bulunan iki farklı kemik dokusu diyor. Yapılarından hangilerini bir arada bulundurmaz? İnsan kemiklerinde bulunan iki farklı kemik dokusu. Kırmızı kemik ilik, iliği, sarı kemik iliği, havers ve vogmen kanalları, osteosit ve oseim. Şimdi soruyu canlayalım. İnsan kemiklerinde bulunan iki farklı kemik dokusu. Bize şunu söylüyor arkadaşlar. Sıkı kemik dokuyla süngerimsi kemik dokusunun e, iki kemik hani bunlar hangisini ortak olarak bulundurmaz onu soruyor şimdi kırmızı kemik iliği nerede var süngerimsi kemik dokuda Sarı kemik iliği zaten hani bu e, sıkı kemik dokunun orta kısmında değil mi? boşlukta var hatta yukarıda göstereyim bakın şurada Burada direkt kemiğin ortasında var arkadaşlar sarı kemik iliği Dolayısıyla bu da ortak değil Havers ve Volkman kanalları bu sıkı kemik dokuda vardır arkadaşlar sıkı kemik doku osteosit ve oseyin osteosit kemik hücresinin e, kemiğin hücresidir. Oseyin de ara maddesidir. Dolayısıyla 4 numara her ikisinde de ortak bulunur ama 1-2-3 ortak olarak bulunmaz arkadaşlar. Gelelim 3. soruya Yukarıda verilen yapılardaki kıkırdak çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bir kere omurlar arası diski gördüğünüz zaman direkt aklınıza fibroz kıkırdak gelecek. Fibroz kıkırdak. Östaki borusu ve soluk borusu var. Kulakla ilgili olanlar elastik kıkırdaktır. Soluk borusu da hiyalin kıkırdaktır arkadaşlar. Östeki borusu kulakla ilgilidir. Elastik kıkırdaktır. Çünkü kulak kepçesi mesela nedir? Elastik kıkırdaktır. Oradan aklınıza gelsin. Soluk borusu da hiyalin kıkırdaktır. Cevabımız hiyalin elastik ve fibroz olacak. Yani C şıkkı olur. Dördüncü soru. Burada bize kemik çeşitleri vermiş. Bunların eşleştirmesini soruyor. Şimdi arkadaşlar kaburga kemiği nedir? Yassı kemiktir değil mi? O zaman kaburga kemiğinin karşısına ne yazacağız? C yazacağız. Uyluk kemiği nedir? Uyluk kemiği uzun kemiktir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun karşısına A yazacağız. Ayak bilek kemiği bunlar kısa kemiklerdir. Dolayısıyla karşısına B yazacağız. Omurga kemikleri de düzensiz şekilli kemiktir. Dolayısıyla karşısına D yazacağız. O zaman cevabımız C A B D şeklinde olacak. C A B D yani Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 5. soruya. Çizgili bir kasın kasılması sırasındaki kimyasal olaylarla ilgili numaralandırılmış olayların gerçekleşme sırasını soruyor. İlk önce okuyalım bakın. Sarkopilaz bir retikulumdan aktin ve miyozinler arasına kalsiyumun salgılanması, motor sinirin akson uçlarından asetilkolin salgılanması, ATP az enziminin aktifleşmesi, önce aktin ipliklerin kalın miyozin, ince aktin ipliklerin kalın miyozin iplikler üzerinde haş bölgesi kaybolacak şekilde kayması. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne olur? İlk önce motor sinirin akson uçlarından asetil kolin salgılanır ki kas uyarılsın diye. O yüzden bir, birinci sırada iki numara vardır. Şimdi bakın iki ile başlamayanları hemen sildim. Sonrasında bir mi gelecek, 3 mü gelecek? Sarkoplazm retikulumdan aktin ve miyozinler arasında kalsiyum salgılanacak. Sonra ATP az enzimi aktifleşecek. Ve arkadaşlar ee, ince aktin iplikleri kalın miyozin iplikler üzerinde kaybolacak şekilde kayacak arkadaşlar. Cevabımız 2, 1, 3, 4 şeklinde yani Bursa şıkkı olur. Gelelim 6. soruya. Diyor ki yukarıda verilen kemik gruplarından hangilerinin arasında oynar eklem vardır? Oynar eklem bizim rahatlıkla hareket ettirdiğimiz eklemlerdir unutmayın. Bakıyorum pazu kemiği, dirsek kemiği kolumuzu rahatlıkla hareket ettirebiliyor muyuz? Evet o zaman bu nedir? Oynar eklemdir. Arka kafatası kemiği, yan kafatası kemiği. Arkadaşlar kafatasımızda bulunan bütün eklemler oynamaz eklemdir. Bu gitti. Sağrı kemiği ve kalça kemiği. Şimdi buradaki kalça kemiği biz birazcık e, oynar eklenmiş gibi düşündürebilir. Ama sağrı kemiği nedir biliyor musunuz? Kuyruk sokumu kemiğidir. Kuyruk sokumu kemiğidir. Arkadaşlar kuyruk sokumu kemiği e, kalça kemiğiyle oynamaz eklem bulundurur. O yüzden bu da yanlış olacak. Cevabımız ne olur? Yalnız bir aşık olur. Gelelim 7. soruya. Diyor ki üç farklı kasın aynı şiddetteki uyarı ile uyarılmasıyla meydana gelen kasılma durumu grafikte verilmiştir. Şimdi bakın üçü de aynı şekilde uyarı veriliyor ve aynı şiddette uyarı veriliyor. Diyor ki x, y, z kasları için hangileri yapılabilir? Kasılıp gevşeme sırasında en fazla oksijen ve ATP'yi Z kullanmıştır. Arkadaşlar kasılma miktarına bakıyorum. Bakın hepsinin kasılma miktarı eşit değil mi? Değil mi? Hepsinin kasılma miktarı eşit. Burada sadece bakın Z biraz daha kasılması uzun zaman almış. Y biraz daha orta zaman. Z arkadaşlar en kısa sürede kasılmış. O zaman bakın ben şunu diyebilir miyim? X için çizgili kas. Değil mi? Y için biraz daha böyle daha hızlı çalıştığı için hani Z'ye göre biraz daha hızlı çalıştığı için kalp kası diyebilirim belki. Belki buraya da düz kas diyebilirim veya şu ikisi yer değiştirebilir. Kalp kasıyla düz kas yer değiştirebilir. Kasılıp gevşeme sırasında en fazla oksijeni ve ATP'yi Z değil X kullanır arkadaşlar. Bu yanlıştır. Kasılıp gevşemenin en kısa sürdüğü kas X kasıdır. Evet bakın en kısa X kasında sürmüş zaman olarak baktığınızda doğru. Z çizgili kas, Y düz kas, X ise kalp kasıdır demiş. Hayır arkadaşlar tam tersi şeklinde sıralarsak daha doğru olur. Bu yanlıştır. Cevabımız yalnız iki Bursa şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Çizgili bir kasın kasılması sırasında aşağıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangisi gerçekleşmez? Arkadaşlar ısı miktarı artar demiş. Evet doğru çizgili kasın kasılma sırasında ısı artar. Karbondioksit miktarı artar. Solunumla ATP ürettiğimiz artar. A ürettiğimiz için artar. Kreatin miktarı yine aynı şekilde artar. Kreatin e hani fosfatları ayırıyoruz ya arkadaşlar. Fosfatları ayırdığımız için artar. Su miktarı demiş. Arkadaşlar su miktarı da artar. Çünkü nefes alıp verme sırasında hani şöyle düşünün. Ee, karbondioksit, su ve ATP üretiyoruz. Dolayısıyla ürettiğimiz su miktarı da artıyor. Bu da ATP miktarı azalır olarak göstermesi gerekiyordu. Çünkü kasılma sırasında ATP'yi kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden de azalır göstermesi gerekiyordu. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki düz kas, çizgili kas ve kalp kası için özelliklerinden hangileri ortaktır? Aktin ve miyozin ipliklerinden oluşma hepsi için ortak arkadaşlar. Oksijenli solunum ile üretme hepsi üretir. Boyuna bantlaşma yapma. Bakın bantlaşmayı çizgili kas ve kalp kası yapar ama düz kas yapmaz. Bu ortak değil. Çok çekirdek bulundurma. Bu da çizgili kas için geçerlidir. Bu da ortak değil. Ortak olanlar 1 ve 2 A olur. Gelelim. Burada arkadaşlar kas kesitini vermiş. Enine kesittir bu. Şimdi burada ilk önce bir yerleştirme yapalım. Bakın İki Z çizgisi arasında kalan bölgeye biz ne diyoruz? İki Z çizgisi arasında kalan bölgeye sarkomer diyoruz. Yani buradaki Z ne olacak? Sarkomer olacak. Burada arkadaşlar Y ile gösterilen bölge H bölgesidir. H bandıdır veya öyle de diyebiliriz. X ile gösterilen bölge I bandıdır. Q ile gösterilen bölge ise A bandıdır. Şimdi hocam diyeceksiniz biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Bakın şöyle ezberleyebilirsiniz. Kasılma ve gevşeme sırasında değişenler nelerdir? His. His olanlar değişir. Bir dakika şöyle düzgün yazayım. Hisler değişir arkadaşlar. H bandı kaybolur. Bakın Z çizgileri birbirine yaklaştığı zaman buradaki Y ne olacak? Yani H bandı kaybolacak. Dolayısıyla ben buraya H yazdım. I arkadaşlar kaybolur ya da kısalır. Bakın şöyle yine Z çizgileri birbirine yaklaştığı zaman şuradaki I bandı dediğimiz bölge yani X bölgesi ne olacak? Kaybolacak. E, sarkomer de zaten Z çizgileri yaklaştığı zaman ne olur arkadaşlar? Kısalacak. Dolayısıyla hislerin kısalmasından ben bunları bu şekilde yerleştirdim. A'nın boyu bakın A, miyozinin boyunu verir. Yani şu kalın çizginin boyunu verir. A değişmez. Dolayısıyla buradaki histen bunu çıkardım. Diyor ki Q I bandıdır diyor. Q'ya hayır biz ne dedik? A bandıdır dedik. Bu yanlış. Z A bandıdır demiş. Hayır sarkomer dedik yanlış. Y sarkomer boyudur. Hayır arkadaşlar. H bandıdır dedik yanlış. X kasılma sırasında daralır. Bakın X I bandı. I bandı daralıyor mu? Evet. O zaman doğru cevabımız Denizli. X H bandıdır demiş. Hayır X I bandıdır arkadaşlar. Yanlıştır. Cevabımız denizli şıkkı olur. 11. soru ve son sorumuz. Kıkırdak doku için hangileri doğrudur? Hücrelerine kondrosit denir. Evet arkadaşlar doğru. Hücreler arasında boşluk yoktur. Evet arkadaşlar bu da doğrudur kan damarı bakımından zengindir demiş. Kan damarı bakımından kıkırdak doku zengin değil. Kıkırdak dokuda da kan damarı olmadığı için hatta bağ dokudan besleniyor. O yüzden 3 yanlıştır cevabımız C H, şıkkı 1 ve 2 olur. Evet böylece bu testin sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.